İslam akaidinde tağut terimi, Allah'a ibadetten saptıran, ondan uzaklaştıran her şey anlamında kullanılır. Kelime kökeni itibariyle azgınlık ve haddi aşmak anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de de farklı bağlamlarda kullanılan bu terim genellikle hak yoldan sapmaya ve Allah'a isyan etmeye teşvik eden kişi veya sistemleri ifade eder. Tağutun anlamı üç ana başlıkta açıklanabilir. Bir şeytan ve putlar. İslam'da tağut, genellikle şeytan, putlar veya Allah'a ortak koşulmasını teşvik eden her şey olarak anlaşılır. İnsanı sapıklığa sürükleyen, Allah'tan uzaklaştıran, putperestlik ve şeytani yollar tağut kapsamında değerlendirilir. İki zulüm düzenleri ve liderler Tağut kavramı, adaletten sapan, zulmeden, Allah'ın hükümlerine karşı gelen liderler veya sistemler için de kullanılır. Allah'ın hükmüne aykırı, haksızlıkla hüküm süren kişiler ve toplumlar tağut sayılır. 3. itaat edilen her şey. Allah'ın hükümleri yerine başka bir otoriteye körü körüne boyun eğmek, Allah'ın emirlerini görmezden gelmek de tağut olarak değerlendirilir. Allah'a ibadet ve itaat dışında kalan her türlü yanlış otoriteye itaat, tağut kavramına girer. Kur'an'da, özellikle Bakara suresi 256. ayette ve Nisa suresi 60. ayette tağut kavramı geçer. Allah'a iman edenlerin tağuttan sakınmaları, ona itaat etmemeleri emredilir. Bakara suresi 256. ayet Dinde zorlama yoktur. Doğru ile eğri birbirinden ayrılmıştır. Kim taut'u inkar eder ve Allah'a iman ederse, o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır.